Bundan iki önceki videoda yarı ömür konusunu öğrenmiştik. Yarı ömrü bir, iki ya da üç yarı ömür sonrasında bir bileşikten elimizde ne kadar kaldığını öğrenmek için kullanıyorduk. Hesaplaması da oldukça kolaydı. Her bir yarı ömürden sonra geriye elimizdeki bileşiğin yarısı kalıyordu. Ancak bir buçuk yarı ömür bir gün, on saniye ya da 10 milyar yıl sonra geriye ne kalır dediğimizde bu yarı ömrü pek de kullanışlı olmuyordu. Bu bahsettiğim sorunu çözmek için bundan önceki videoda biraz ileri seviye matematikten faydalanarak bir ispat yapmıştım. Eğer kalkülüs görmediyseniz bu videoyu atlayabilirsiniz henüz matematiğe giriş dersindeyseniz bu videoyu izlemeseniz de olur. Ama eğer merak ediyorsanız bu videoda elimizde bozunan bir atom olduğunda herhangi bir anda elimizdeki atom miktarının başlangıçtaki miktar çarpı e üzeri bir sabit. Bir önceki videoda bu sabit için lambda'yı kullanmıştım. Bu sefer k'yı kullanalım. e üzeri eksi k çarpı t'ye eşit olduğunu görmüştük. Belirli bir yarı ömrü olan bir atom için k'nın ne olduğunu bulup kullanabiliyorduk. Bu videoda da bunu yapacağım. Böylece bu değişenlerin hepsinin biraz daha anlam kazanacaklarını düşünüyorum. O halde gelin karbonun 14 genel formülünü bularak başlayalım. Yarı ömür videosunda da bunu kullanmıştık. Karbon 14'ün yarı ömrü 5730 yıldı. Şimdi bunu alıp buradaki formülde kullanmaya çalışacağım. Bir yarı ömür sonunda T 5730 yıl olacak. Yazıyorum. N 5730 eşittir başlangıçtaki miktar demiştik. Bunun için de N sıfırı kullanacağım. Çarpı E üzeri eksi K çarpı T yerine yine 5730 yazacağız. Yarı ömür sonunda ne oluyordu? Geriye elimizdeki miktarın yarısı kalıyordu öyle değil mi? O halde bunun da n 0 bölü 2'ye eşit olması gerekir. Buradaki k'nın n'ye eşit olduğunu bulmak için iki tarafı da n 0'a bölelim. Geriye e üzeri eksi 5700 k eşittir 1 bölü 2 kalır. İki tarafın bir de doğal logaritmasını alırsak, e üzeri herhangi bir şeyin doğal logaritması, örneğin e üzeri a'nın doğal logaritması a'ya eşittir, öyle değil mi? O halde bu da eksi 5700 k eşittir. 1 bölü 2'nin doğal logaritmasına eşit olur. İki tarafın doğal logaritmasını aldığımı da şu şekilde göstereyim. Evet, buraya da ln yazalım. Tamam. k'nın neye eşit olduğunu bulmaya çalışıyorduk. k eşittir 1 bölü 2'nin doğal logaritması bölü eksi 5730. Bu da 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 4'e eşittir. Bu sayede karbon 14 için kullanabileceğimiz formülü elde etmiş olduk. Yarılanma ömrünü kullanarak herhangi bir anda elimizdeki karbon 14'ten geriye ne kadar kalacağını bulduk. Bunu da not edeyim. Bu arada bu formülün karbon 14'e ait olduğunu da belirtsek iyi olacak. Geriye kalan karbon 14 miktarı başlangıçtaki miktar çarpı e üzeri eksi k ki az önce k'nın buna eşit olduğunu bulduk. 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı t. t'nin hesaplama yapmak istediğimiz a'nı tanımladığını da bir kere daha söyleyeyim. Evet, işte karşınızda karbon 14'ün formülü. Başka bir elementin formülünü bulmak için o elemente ait yarı ömrü kullanmamız gerekiyor. Evet, belirli bir süre sonunda başka bir elementten geriye ne kadar kaldığını bulmak için de o elemente ait k değerini bulabiliriz. Şimdi de bunu kullanarak bir soru çözmeye ne dersiniz? Başlangıçta elimizde örneğin 300 gram karbon 14 olsun ve diyelim ki bundan 2000 yıl sonra geriye ne kadar kalacağını bulmak istiyoruz. Hemen formülü kullanalım. N2000 eşittir, başlangıçtaki miktarı 300 gramdı. Çarpı E üzeri 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı T yani 2000. Bunun sonucu 236 gramdır. Buradaki üstel bozunma formülünü kullanarak belirli bir anda ya da belirli bir süre sonunda elimizde ne kadar karbon 14 kaldığını bulabiliriz. Bir tane daha yapalım mı? Hatta bu defa bunun tam tersini yapalım. Örneğin başlangıçta elimizde olan 400 gram karbon 14'ten geriye 350 gram kalması için ne kadar zaman geçmesi gerektiğini bulalım. Geriye kalan miktarı yani 350'yi buraya yazıyorum. Eşittir. Başlangıçta 400 gram vardı. Çarpı e üzeri eksi k yani eksi 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı t. 0,875 eşittir. e üzeri eksi 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 t. İki tarafın doğal logaritmasını alalım. 0,875'in doğal logaritması eşittir. E'nin herhangi bir kuvvetinin doğal logaritmasının kuvvetinin kendisine eşit olduğunu biliyoruz. O halde buraya eşittir eksi 1 virgül 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 t yazabilirim. t bunun buna bölümüne eşittir. 0,875'in doğal logaritması bölü eksi 1 virgül 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Elimizde 400 gram karbon 14'ten geriye 350 gram kalması için gereken süre 1112 yıldır. Evet. 400 gram karbondan geriye 350 gram kalması için 1112 yıl geçmesi gerekiyormuş. Bunun zor olduğunu düşünüyorsanız yapmanız gereken tek şeyin bu formülü hatırlamak olduğunu unutmayın. Çünkü gerisi birkaç matematik işlemi.